sokaktan geçemem, yâre fistan kesemem, fidan boylu Nazinem. Yâre fistan kesemem, fidan boylu Nazinem. Merhabalar efendim. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Arı Yetiştiricileri Birliği'ndeyiz. Bu hafta Tarım Aktüel'in konuğu arıcılar. Hazır mısınız efendim? Tarım Aktüel başlıyor. Evet efendim, çok güzel, keyifli bir programı izlemeye hazır mısınız dedik ve programımızı başlatıyoruz. Neredeyiz efendim? Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği'nin merkezindeyiz, binasındayız. Alt katında böyle çok güzel bir satış yeri var. Üst katında da birliğin bürosu var. Yanımızda Arı Yetiştiricileri Birliği'nin başkanı, Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği'nin başkanı Mehmet Uslu abimiz var. Onunla sizi tanıştıracağım. Birlik hakkında bilgiler edineceğiz. Ne faaliyetleri var, ne gibi işler yapıyorlar. Bu konu hakkında bugün enine boyuna konuşacağız. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Hoş geldiniz Yemşehir abi. Teşekkür ederim. Ziyaretiniz, memnun oldum. Sağ olun. Bizim Isparta Arıcılar Birliği'nin satış mağazası, birlik binası. Yani burası. Her şey burada yani. Arıcımız. Burayı Mehmet abi, programın başlamadan evvel bilen olur, bilmeyen olur. Tam yerini bir tarif edelim. Neredeyiz şu anda? Isparta merkezde Feyzi Paşa İlkokulu'nun üstünde 1760 sokak No 15 numarada 3. Aralık'tayız. Evet. 2004 yılından beri Isparta'da kurulan Arıcılar Birliği'nin şu andaki merkez binası, satış reyonları, bal temini, üyelerin kontrolü, her şey bu binada yapılmakta. Evet. Şimdi Mehmet abi, bu bizim belediyeden yukarı doğru çıkıyoruz, eski çarşamba pazarı dediğimiz alanın karşı cephelerini tarif ediyorsun. Salı pazarı. Salı pazarı diyelim. Evet. Şimdi son dönemlerde burada çok güzel büyük bir pazar kuruluyor. Otopark var. O bölgedeyiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaştan başlayacağız burayı anlamaya, tanımaya. İlk girdiğimizde çok güzel bir arıyla ilgili ne varsa hemen hemen her şey var. Böyle bir satış yeri var. Üst katında da hizmetlerin yürütüldüğü bir ofis var. Burada Mehmet Uslu Başkanımız çok güzel bir şekilde bu faaliyetleri yürütüyorlar. Öncelikle birlik hakkında biraz bilgi edinmek istiyoruz. Ne zaman kurulmuştur, kaç üyesi vardır, ne gibi faaliyetleri vardır, bunlardan başlayalım. 2004 yılında Isparta Arı Yetiştiriciler Birliği eski yöneticilerimiz tarafından kurulmuş. 2013 yılına kadar birliğin olduğundan benim bile haberim yoktu. Ama 2013 yılında yönetime seçildim. Seçildikten sonra Isparta'da arıcılığın çok yavaş ilerlediğini, ne yapabiliriz düşündük, taşındık. O günkü üye sayımız 170 iken şu anda 440 üyeye ulaştık. Arıcılarımıza para yardımı da dahil her türlü malzemeyi temin edebiliyoruz. Şimdi burada ben birçok malzeme görüyorum. Demek ki birliğimizin böyle bir hizmeti var. Yani bir arıcıya lazım olacak her şeyi biz aşağı yukarı temin edebiliyoruz. Doğru mu? Her şey var. Üye ne isterse elimizde var. Bunu da üyelerimiz mağdur olmasın. Arıcılıkta Isparta bir adım bir adım daha ileriye gitsin. Gerçekten Isparta'daki arıcılık çok yavaş ilerliyor. Üzülüyorum. Neden? Antalya gibi sıcak bir iklime yakınız. Aydın gibi bu bölgeye 3 saatte varıyoruz. Gezginci arıcılık yapmayan arıcı bal elde edemiyor. Balını zaten değerli satamıyor. Bir de sahte ballarımız var. Onlarla uğraşıyoruz. Ama birlik olarak inşallah bu yıl 440 üyeye çıktık. Gelecek yıldaki hedefimiz, hatta arı bile vereceğim yani üye olmaya gelen kişilere hibe. 5 yılda 3 yılda ödemek geriye ödemek kaydıyla. Arı bile temin edeceğiz. Şimdi Mehmet Bey, başkanım, şimdi burada
Görüyorum ben, birazdan yakından da inceleriz. Bunları da merak ediyorum, ne işe yarıyor bu malzemeler. Bizim geçmişimizde de ufak da olsa bir arıcılık var ama bu merak bizde de var. Ne işe yarıyor, neler yapılıyor, arıcılara ne lazım oluyor, bunları da yakından incelemek istiyorum. Ancak anladığım kadarıyla birlik bünyesinde burada bir dükkan, alışveriş merkezi oluşturmuşsunuz. Görüyorum ben, bal var, işte arıcıya lazım olan ne varsa her şey var gibi. Neler satıyoruz, neler var burada? Başta söyleyeyim, adı üstünde Arıcılar Birliği. Hı hı. İlk sattığımız bal, hı hı, polen, propolis, arı sütü, hı hı, kovan. Kovan içindeki kullanılan malzemelerimiz, çıtası, peteği, kovan kapağı, bölme ızgaralar, bal kapları. Yani arıcıya ne lazımsa bizde var. Evet, bal demişken sen de bu konulara çok vakıfsın. Oradan girelim istiyorum. Bizim önemsediğimiz bir konu bal ve bal ürünleri. Bal nedir abi? Yani şu son zamanlarda bazen neyin bal, neyin bal değil olduğunu tam anlayamıyoruz. Onun için böyle bir değişik bir soru şimdi sordum. Senin için bal ne demek yani? Bal, ağızda her tatlı olan şey bal tabir ediyorlar ama bal değil yani. Evet. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge Salı Pazarı'nın kurulduğu. Hı hı. Salı Pazarı'nda da gelen arkadaşlar görüyordur. 10 yerde bal satan kişi var. Hı hı. Tamam, iyilerde vardır. Hepsini kötülemiyorum. Ama balı arıcıdan alsınlar. Balı bizden alsınlar. Hı hı. En azından barkodlu, bandrollu, denetimden geçmiş, tahlile gitmiş, sakıncası olmayan, insana zarar vermeyen bal türlerinin her çeşidi var bizde. Hı hı. İlaç kalıntıları. Çoğu balların içinde ilaç kalıntısı var. En büyük tehlike şeker falan değil yani. Hı hı. İlaç kalıntısı. Nereden geliyor bu ilaç? Her firma, önüne gelen firma ilaç üretiyor. Hı hı. Yani o ilaçları da ruhsatlı, bandrollü kişilerin olduğu, ürettiği ilaçlardan kullansınlar. Evet. Biliyorsun arı çok önemli. Hem kendi yaşantısı itibariyle mucizevi bir canlı. Ürettiği ürün bal da öyle. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızdan başlamak üzere hepimiz için çok önemli bir gıda. Bu mucizevi gıda hakkında neler düşünüyorsun? Nasıl tüketmeli mi insanlar? Veyahut da genel olarak bal tüketimini nasıl buluyorsun? Yeterli buluyor musun? Daha mı artmalı? Isparta'nın balı Ispartalı'ya ancak yeter. Hı hı. Isparta'da arıcısının ürettiği bal. Hı hı. Ama dışarıdan gelen çok bal var. Hı hı. Konya, Ordu, Aydın, Muğla. Hı hı. Ispartalı'dan ricam benim. Gelsinler, Isparta'da üretilen ballardan alsınlar. Hı hı. 802 endemik bitkiye bakıyoruz biz Isparta'da. Hı hı. Yani bitki çeşidi olarak en çok çeşidi olan bir ildeyiz. Hı hı. Ama maalesef arıcılarımız demeyelim de arıcılarımız gene iyi bal üretiyorlar bizim. Hı hı. Halkımız 3 kilosu 15 liraya bal yiyor. Olmaz diyorsun. Bunlar olmaz. Olmaz yani. Bu balı arı yapmış olamaz yani. Evet. Bizim arıyı beslemek için kullandığımız gıda ürünleri var. Hı hı. Yani bunlara arı yemi diyoruz, arı keki diyoruz. Hı hı. Bunları baldeye stoklayıp, paketleyip piyasaya sunan bir sürü merdiven altı arıcımız var. Kişiler var. Arıcı demeyelim de, hı hı, kişiler var. Bu konuda uyanık olmak lazım. Yani en azından fiyatı bize bir şeyler söyler diyorsun. Her şeyin tabii fiyatı yüksekse kalitelidir diyorlar ama o da değil. Hı hı. En azından bildiğiniz kişiden alın balı. Bana gelmesi önemli değil. Gitsin bir arkadaşından alsın. En azından kötü çıkarsa olan Ahmet, Mehmet, Hasan senin sattığın bu mu falan deyip gidip yüzüne vurasın. En azından şöyle diyebilir miyiz? Yani 5 liraya, 10 liraya, 15 liraya bal olmaz. 35 liranın altında bal alıyorlarsa bal değildir. Hmm. Bal değildir. Çünkü sattığımız arı yeminin kilosu şu anda 20 lira. Yani bunun diyorsun ki, benim anladığım, bunun bir maliyeti var arkadaş. Yani bu zaten hani bunu arıcılık mesleği zaten çok zor bir meslek. Yani herkesin yapabileceği değil. Böyle uçsuz bucaksız, gece karanlığında, dağ başlarında, kimsenin olmadığı yerlerde bunu yapmaya çalışıyor adam. Bu zaten kendisi hiçbir maliyeti olmasa bile bir maliyeti var. Ama onun ötesinde bizim arıcılarımız daha doğrusu zor şartlarda, rezil bir vaziyette bu yediğimiz en iyi gıda maddesini üretmek için
dağda, bayırda, ovada, mağdur bir vaziyette, susuz, akşama kadar yumurta, zeytin, peynir yiyen, zor zahmetlerle bu balı üretip piyasaya getiren arıcılarımız. Hazır merdiven altındaki balları alarak bu arıcılarımıza, affedersin, küfrediyorlar yani bal yiyenler. Ya bunu yapmasınlar yani, gitsinler ya tanıdık bir arıcıdan alsınlar ya da gelsinler bizden alsınlar. Peki bunun hani böyle bir önleme, güvenlik tedbiri, biraz önce bahsettin ya, analizler yapılıyor, barkodlar vuruluyor, bilmem ne. Şimdi bunlar biz yeterli gelmiyor mu sence? Siz de emekli olduğumuz yerde kaç sefer ben bunu şikayet ettim. Pazardaki balları denetime sokalım. Zabıta girsin, polis girsin veya bize yetki versinler, biz gidelim. Tutanak tutalım. Böyle bir kanun, böyle bir madde yok, uygulamaya koyamıyoruz dediler. Fazla yapılamıyor. Ama inanın arıcıyı en çok mağdur eden yönetmelikler, tüzükler, uygulamalar. Glikoz hala piyasada var. Satıyorlar daha büyük marketler. Arı yemlerinin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nebeşe manşetli soya unu mudur? Mısır şekeri midir? Mısır şurubu mudur? Yani çarşıdan aldığımız baklava da bile artık rahat yenmiyor yani. Onlardaki bile tatlılar normal şekerden değil yani çokları. Denetimi çok az. Denetlenmeli. Denetlenmeli ve bizzat ekip bile kurmalı yani. Nasıl polis yolu kesiyor, 60'la gittin ceza, 40'la gittin ceza yazıyorsa bize de öyle bir uygulama olması lazım. İlaçların konusunda. Buna tamamen Tarım Bakanlığı ve TAP, bizim Arıcılar Merkez Birliğimiz, ilaçların üretimini icabında kendileri veteriner bazında denetlemeye girebilirler. Buna orada bir madde tüzük ekleyebilirler. Ama maalesef yok. Şimdi çarşıda paketlenen ballar bile temiz ambalaj kutularında değil yani. Şimdi şöyle başkanım. Denetim her zaman iyidir, kontrol iyidir. Çünkü bu işini doğru düzgün yapan insanların değerini ortaya çıkartır. Şimdi hani arıcılık yani bilmeyenler için çok kolay bir iş olabilir ama adamlar müthiş mücadeleler vererek büyük zorluklar içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Sonuçta bakıyorsun hani adam bir şey üretiyor, emek veriyor, işte ilacına dikkat ediyor. İşte içine bir şey sokmuyor, düzgün yapıyor. Ama öbür taraftaki bir adam geliyor, bunu bozuyor. Onun ekmeğine ortak oluyor. İşte denetim olmazsa bunlar olacak, oluyor da yani. Şimdi başkan, başka bir konuya geçelim. Şimdi balı biz çok iyi biliyoruz. Bal şöyle iyi, şöyle faydalı, yemeliyiz falan ama bunun dışındaki arı ürünlerini çok iyi bilmiyoruz veyahut da ayrıntısını bilmiyoruz. O konulara biraz girer misin? Neler var? Nelere faydası oluyor? Bunları tüketmeli miyiz biz? Şimdi piyasada arı ürünlerinin her birinin sahtesi var. Bugün arı sütü var. 10 gramı 15 lira. Arı sütü var. 10 gramı 100 lira. Propolis var. 3 liradan 5 liradan başlıyor. Ve maalesef bir kanı var bizim namaz kılan arkadaşlarımızda. Kimsenin kıldığı namaza falan karıştığımız yok tabii de. Alkolle mi eriyor, suyla mı eriyor? Propolis suda erimez. Mümkün değil yani. Şifa için kullanıyorsan da bu alkolde mi karıştı, çunla mı eridi demesin kimse. Polen. Her türlü polen insan vücuduna yani bir kilo et kadar bir kaşığı yeterli. Faydası var. Faydası var. Bal zaten başlı başına bir gıda ürünü. Yani yiyebilse de herkes biraz daha ucuza versek de herkes yese. Ben inanın gelenleri döndürmüyorum buradan. Neden? En azından alışsın bir sefer, iki sefer. Yılda bir kilo alsın benden, önemli değil. Ama alıştırabilmek önemli. İnan çok zor şartlarda üretilen bir bal. Dağda, bayırda yolculuğu var, arı sokması var, açlığı var, susuluğu var. Benim arıcım banyo yapamıyor gittiği yerde. Bir ay kalıyor. Aynı gittiği gibi dönüp evde yıkanabiliyor yani. Orman dairesi, köy hizmetleri, bayındırlık, devlet su işleri yol yapacağız diyorlar. Yaptıkları da var yani. Isparta'da bal ormanı dikilmiş. Vallahi ben duymadım. Esasında bal ormanı dikiliyorsa ben de yanında başında olmam lazım. Hiç değilse bir ağaçta ben dikem oraya bir sedirde. Yani çok 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 acınacak, alınacak halimiz var bizim. Her esnaf ağlar da biz birlik olarak
Yani gerçekten zor şartlarda en değerli ürünü üretiyoruz. En değerli yani. Bugün arı sütü biraz böyle yanlış mı bilmiyorum da çocuk doğurmasına da faydası var insanın yani çocuk yapmaya kadar. Bunlar ihtiyacı olanlar mutlaka kullanmalı. Bu sene ben 3 kilo arı sütü sattım. Demek ki inanan çok. Ben kendim bile yiyorum ben yani. Ben 70 yaşındayım. Balı da yerim, polen de yerim, arı sütünü de yerim. Yesinler genç kalmak için, dinamik olmak için. Doktorlar da uğraşacaklarına gelsinler. Şimdi arı ürünleri dediğimiz propolistir, arı sütüdür, diğerleridir. Bunlar hiçbir hani herhangi bir hastalığınız, rahatsızlığınız yoksa bile sizi dinç tutuyor. Dışarıdan etkilere karşı koruyor benim bildiğim. Arı ürünlerinin zararlısı hiç yok. Bugün bir senedir, bir buçuk senedir arı zehrine çalışılıyor. Ama Isparta'mızda hala yok arı zehrini üreten. Bunu büyük illerde birkaç arıcımız üretiyor. Arı zehrinin romatizmal arılarda çok çok yani değerli bir ilaç olduğu kanısına saplandı şimdi herkes. Evet. Bugün polen diz ağrılarına, insan bünyesindeki güçsüzlüğe tamamen yeterli. Bal zaten gene döndük dolaştık bala geldik. Bütün arıcılarımız bal üzerinde duruyor. Halbuki arının ürettiği her ürün yemin ediyorum yani arayıp da yenebilecek. Bulamazsan bile git fizandan bul ye derler. Yemek istediğimiz bir gıda türü. Teşekkür ederiz başkanım. Sevgili izleyicilerimiz evet şimdi neredeyiz demiştik. Isparta merkezdeyiz. Arı Yetiştiriciler Birliği'nin binasındayız. Hizmet binasındayız. Alt tarafında çok güzel bir alışveriş merkezi var. Üstte de birliğin çalışmaları, faaliyetleri devam ediyor. Başkanımızdan birlik hakkında kısa bir bilgi edindik. Biraz arı ürünlerine girdik. Baldan bahsettik, polenden bahsettik, propolisten bahsettik. Şimdi de benim merak ettiğim arıcılık yapacak arkadaşları biraz teşvik edelim. Onları yönlendirelim. Bir de ne malzemeler kullanılıyor? Bunları da merak ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz programımız kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mehmet abi şimdi artık arıcılığın içine biraz yavaştan girelim istiyorum. Yani arıcılığa meraklı pek çok insan var. Bir de ben zaman zaman şunu sizden de duyuyorum, başkalarından da duyuyorum. Mesela bazı arkadaşlarımız, gençler özellikle bir yerde giriyor asgari ücretlerle veya düşük ücretlerle çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Sizin gibi büyüklerimiz de diyorlar ki, ya bu çocuklar, bu gençler, bu arıcılığa niye merak sarmıyor kardeşim? Yani orada kazanacağın paranın fazlası burada var. Gel bu işleri yapalım diyorlar. Siz ne dersiniz? Bu konuyu açmak için söyledim. Kahvelerde oturan, kafelerde, pastanelerde oturan o kadar eli boş insan var. Bir de asgari ücretle çalışan kesim var. Ben kendimden örnek vereyim. Koca bir bahçem vardı, 120 kirazım vardı. Arıcılık daha tatlı geldi. Kirazları kökledim, arıya başladım. Arıcılık gerçekten tarımcılıkta, tarım içinde en karlı yapılabilecek iş. Bugün inek beslesen yemini vereceksin, altını süpüreceksin, suyunu vereceksin. Tavuk beslesen gene öyle. Balık beslesen gene öyle. Arı öyle değil. Arıyı götürüyorsun. Bir güzel doğa manzarası harikası olan yere koyuyorsun. Haftada bir sefer gidip keyfini görüp arı soksa bile keyif veriyor. Ve söylediğim kişilere geçenki televizyon programında söyledim. Gelsin bu gençlik ben 10 kovan vereceğim ama geriye almak üzere. Bir sene o 10 kovanı etsin 30 kovan. Ondan sonra da bir başkasına vereceğim ondan aldığım kovanı. Bir başkasına vereceğim. Bu Arıcılar Birliği'nde 1000 tane üyeye ulaşmak istiyorum yani. Yani sen özellikle gençlere bunu tavsiye ediyorsun. Çünkü benim 440 üyem var. 100'ü ancak genç. Diğerleri ya emekli ya ben gibi ahı gitmiş vahı kalmış. Yaşlı kesimler. Arıcılık çok karlı. Hiç parasız kalmazlar. Günde 1 kilo satsa 50 liradır. 20 gün satsa 1000 lira. Elektriği, suyu, doğalgazı çıkarır. Peki abi ben mesela beni bir yani genç olarak kabul edersen
ben geldim diyelim sana. Mehmet abi, böyle bir Arıcılar Birliği varmış, televizyonda da izledim. Anlatıyorsun böyle güzel, tatlı tatlı. Ben bu arıcılığa merak saldım. Nereden başlamalıyım? Yani ben diyorum ki sana, bazıların öyle oluyor ya. Ben 100 kovan alıp başlayacağım. 200 kovan alıp başlayacağım. Bilmiyor 100 kovan ne demek, 50 kovan ne demek, 10 tane arı ne demek. Bilmiyor bazı çoğu insanımız. Sen nereden başlatırsın? Nereden başlayalım? Bir anda 100 kovana bakmak yeni acemi bir arıcının işi olamaz. Evet. Küçükten başlayacak. 10-15 kovan gelecek, benden alacak. O arıya özverisiyle bakacak. Öğrenecek. Acemiliği atacak. Bir sene içerisinde zaten arıcı olur o. Hı-hı. Gerekirse kurs da vereceğiz biz tabii. Hı-hı. Ondan sonra kendi kendine oh ya diyecek, bu arıcılık güzel. Hı-hı. Çünkü bağımlı değilsin bir yere. Evet. Yani gideceksin, el yarın varsa 2 saat 3 saat bakacaksın, ondan sonra çayın derine otur. Hı-hı. Zor bir iş de değil. Hı-hı. Arı çünkü kendisi yiyeceğini buluyor. Özellikle doğayı seviyorsan, evet, tabiatı seviyorsan bulunmaz bir iş bence, değil mi? Ya pikniğe gider gibi arının yanına gidiyorum ben ya. Nasıl anlattın abi ya, sen böyle? Ben bile iştahlandım yani. Vallahi bak. Şimdi bana kızıyor eşim, çocuklarım. Baba ne işin var bahçede? Ya o arıları görmezsem yapamıyorum ben. Aha. Yapamıyorum yani. Evet. Arıcık böyle bir aşk olması lazım arıcık. Ama arılar sokuyormuş abi, biz korkuyoruz. Yok, hiçbir arı insanı öldürecek derecede sokmaz. Evet. İkincisi ölümün haricinde onlara çare çok. Evet. Bizi de sokuyordu ilk yıllarda ama sonradan soksa da hiç biz takmıyoruz şimdi yani. Alışıyor. Gelsinler arıcılar. Biz yardımcı oluruz. Arı da veririz ama güvenli adam olacak. Bize verdiğimiz arıyı bir yıl sonra çoğaltacak. Geriye iade edeceğiz. Biz bir arıcıya vereceğiz onu. Ve onlara biz burada malzemelere girersek maskesini vereceğiz. Ha, bu arıcı maskesi. Arıcı maskesi. Bu olmadan arıcılık olmaz. Evet. Şöyle bir tanıtalım önce, hızlı geçmeyelim. Şimdi bu arıcı maskesi. Bunu giymezsen arı sokar. Ha, bunu giyiyoruz. Üstümüzde. Bunu giyeceksin. Rahat bir şekilde arıya bakabilirsin. Eldivenleri de takarsın. Şimdi Mehmet abi şöyle bir şey var. Biz kendi aramızda konuşurken, bir şeyi anlatırken herkes her şeyi biliyormuş gibi anlatıyor. Şimdi, tabii. Sevgili izleyicilerimiz, ben de takviye yapayım Mehmet abi başkanıma. Şimdi bu arıcı bunu giyiyor. İşte böyle çalışırken falan bu fermuarını açıyor. Buradan kafanızı çıkartabilirsiniz. Sevinmek hava için alırsınız, nefes alırsınız. Sonra arıya yakın çalıştığınız zaman hani usta arıcılar bunu çok önemsemez gerçi, bu maskeyi falan da. Çokları giymiyor, kullanmıyor. Evet, evet. Ama bir de arı uysalsa, değil mi? O ırkları var tabii, arıların ırkı, uysaları. Evet. Ama ne olursa olsun arıdır. Evet. Arıdır yani. Sokabilir. Evet. Eldiveni de var. Eldivenleri var. Körük. İlk etapta yani arısı varsa körük, maske, eldiven, el demiri. Evet. Bunlar oldu mu arıcılık? Olacak yani. Hı-hı. Bunlar olmazsa arıcılık olmaz. Evet, şimdi o zaman kovanı senden alıyoruz. Maskeleri, eldivenleri de biz buradan vereceğiz, temin ediyoruz. Ondan sonra bunları giyiyoruz, eğitim de vereceğiz diyorsun. Kesinlikle. Daha ne olsun? Ya biz yani hazır yemeğe çağırıyoruz ama gelen yok. Gelin ya, gelin biz verelim onun kova. 10 kovan iyi baktığın zaman 250-300 kilo bal demektir. 300 kilo bal 50 liradan sattım, 15 milyon. Ne yaptın sen onu? Öyle canım. 5 milyonlu masrafta 10 milyon kaldı sana. Aylık 1 milyon. Aylık 1 milyon. Ama maalesef bizim halkımız, bizim vatandaşımız kolay iş arıyor. Kolay. Hı. Hemen böyle gelsin önüme düşsün. Milli Piyango'daki gibi 20 milyar çıksın. Hı hı. Onun da hayrını görmeden gidelim. Evet. Yani. O zaman şunu tekrar edelim. Hı. Bizim arıcılık yapmamız için kovana ihtiyacımız var, arıya ihtiyacımız var. Maske, bir takım malzemeleri var. Maskesi, eldiveni, el demiri, aha, körük. Bunlar oldu mu yapılabilir arıcılık. Şimdi sevgili izleyicilerim, zaman zaman yıllardır biz bu işlerin içinde olduğumuz için bu arıcılık programlarını çok defalar yaptık. Evet. Yani bu kovanın başında da yaptık bu programları. Orada da yaparız yine Mehmet abimle. Şimdi körük dediğin zaman sizin için pek bir şey ifade etmeyebilir. Biraz sonra arkadaşımız onları size gösterir. Arının kovanın kapağını açtığın zaman arı öyle hani seni hazır bekliyor değil. Onun kendine göre bir dünyası var. Tabii canım. Onları biraz sakinleştirmek, biraz rahatlatmak için biraz duman sıkmak lazım. Körük o işe yarar. Körük işte el demiri aralarını açarsın. Ondan sonra bu maske, eldiven böyle böyle alışır gider arıcı olursun, değil mi Mehmet abi? Merak varsa malzemeler teferruat.
Evet. Oradan yeter, arkadaşlarımız getirdi. Bir tane mesela körük. Buyur Mehmet abi. Bu kovalı bir körük. Arıyı sakinleştirmek için kullanılan en yetkili dumandır. Bunun İçine çöp, ağaç kabuğu, saman, yaprak, mağaz. Saman doldur, püf püf püf. Orada ne varsa. Körük denmesinin sebebi şu. Arkası sabitlenmiş de. Evet. Açalım. Yani şu. Basıyor. Bastığın zaman bu içindeki dumanı dışarı veriyor. Veriyor. Evet, gayet güzel. Yani bir körüğünüz, bir el demiriniz. Hani peteklerin arasını açacağım. Biraz önce söyledik ki propolisle, diğer şeylerle o sıvadı sağlam bir şekilde. Varsa burası çok verimli. Mehmet abi ne konuşursak var. Oradan arkadaşımız diyor propolis de vereyim diyor. İstersen ya de. El demiri getir. El demiri. Evet. Burada evet. Penseyi de getir abi. Penseyi de ver abicim. İşte bunlar oldu mu? Bu arıcılık işi yani oluyor galiba. Bunlarla işte bir arıya bakman çok rahat olur. Yani arıya bakmak çok zor bir iş değil. Gözle büyütmeye gerek yok. Ben 70 yaşındayım. 60-70 arıya 2 saatte bakıyorum. Ben onu soracaktım. Biraz önce büyüklükleri konuştuk ya. Mesela bir adam 20-30 tane peteğim var benim. Bunu rahatlıkla evirip çevirebilir mi? Rahat. Yani 10 tane dedim ya. Rahat rahat. 10 taneyle 5 milyar 10 milyar kazanırız dedin ya. Bakın şu anda dünya ortalaması 35-40 kiloya gidiyor. Hı hı. Ama biz maalesef Türkiye'de üretemiyoruz. Hı hı. Neden üretemiyoruz bunu? Hani çoklarının ağzında bir şeker balı, şeker balı, şeker balı var. Arı zaten yiyorsa bunu işlevden geçirip peteklere basıyor. Hı hı. Bunun şeker balı olma ihtimali azamiye iniyor. Hı hı. Bugün ineklere fenli yem yediriyoruz. Sütünü sağıyoruz, kesip yiyoruz. Hı hı. Bu organik olmuyor mu şimdi yani? Evet. Tavuğu 35 günde büyütüyoruz, kesip yiyoruz. Bunda da bir sıkıntı var. Yani sorunlar Türkiye'de dönüp dolaşıp ilaç, kontrol, denetime geliyor. Yoksa arıda ürettiği balda bir sıkıntı yok. Yani gene döndük aynı yere. Bizde her türlü malzeme var. Gelsinler. Dediğim şartlara uyumlu ise genç istiyorum ama. Öyle 50'sini geçmiş adam gelip de benden 10 kovan arı istemesin. Neden? Gençlikte bir cevher var çalışanlarda. Çalışmayanlar zaten aynı yoldan gidiyor. Şimdi Mehmet abi şöyle de bir açılım yapalım bence. Şimdi sen diyorsun ya gelsinler ben 10 tane kova vereceğim. Bunun maliyeti nedir abi? Yani bu yatırım maliyeti nedir? 10 tane 20 bir tane. Bir kovan şu anda 500 milyon. 500 lira. 10 kovan 5 milyon. 5 milyon. 20 kovan alsa adam 20 milyon. Ben 10 kovan vereceğim. Hayır. Kendi alıp yaptığını düşünürsek kendi yani, yaparsın. O kadar yüksek bir yatırım değil aslında. Değil canım. Bugün 10 milyonluk yatırım yapsın. Gelecek sene 30 milyona çıkar bunun getirisi. Sen benim bahçeme geldin gördün. Arıları devirmişler, çalmışlar falan filan. Ben komple o bahçeyi kökledim ya. Neden? Arı çok zevk veriyor. Ben şimdi 3 yıl önce bir ton bal aldıydım. Hala bitiremedim. 3 tane 4 tane kek aldı sata sata. Ben maaşıma hiç dokunmuyorum yani. Bu tıkır tıkır sattığım ballar benim pazarıma, doğalgazıma, elektriğime yetiyor. Ya en azından asıl iş gibi olmasa bile bir ciddi yan gelir. Ek gelir, yan gelir. Ben bu yan gelir bile düşünmüyorum. 100 arın olduğu zaman paşa gibisin, paşa. Paşa gibi. Çünkü devlet destek de veriyor. Evet. Bugün %5'lere, %8'lere kadar Ziraat Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Deniz Bank kredi veriyor. Yani %8, 18 ayda diyorsun. Ama adam gibi çektiğimiz parayı ödesek sıkışıp kalmayacağız biz bankalarda. Gidip ricacı olmayacağız. Ya ertele verin. Yani çok bankalarda karışmasa da olur. Bu çok büyük bir yatırım değil aslında. 10 milyonluk yatırımla bir evi geçindirecek arıcılığı yapar bir kişi. Peki bunu öğrenmesi zor mu? Hani kitapları var burada. Gelsin. Kitap bile satıyoruz biz yani. Kitabını bile satabiliriz. CD'sini verebiliriz bedava. Ya biz varız yani arıcı olsun. Olmasa eğitiriz, anlatırız. Gelsinler biz onları arıcı yapalım yani. Biz onları arıcı yapalım. Yani burada her türlü malzeme var. Kovanımız var,
bal kaplarımız var, kekimiz var, ariyemimiz var. Yani kovan tabanımız var. Yani siz var. Arıcılık yapacağım diye gelen bir adam hiçbir yere gitmesine gerek yok. 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 Daha evet. Bizim Bodrum'da da malzememiz var aşağıda. Hı hı. Yani biz iyi bir yere geldik birlik olarak. Çoğu birlikler 4000 üyesi vardır ama biz kadar rahat değildir. Evet Mehmet abi, çok güzel gidiyor sohbet. Diğer malzemeleri de görmek, incelemek istiyorum. Ama kısa bir aranın ardından evet, zaten... Tarım Aktüel tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz, programımız kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neredeyiz demiştik? Isparta Arı Yetiştiriciler Birliği'ndeyiz. Başkanımız Mehmet Uslu Bey ile beraberiz. Ürünler hakkında bilgi ediniyoruz. Arıcılığa merak salanlar, bu işlere girmek isteyenler hakkında böyle konuşuyoruz. Gençler bu işe sahip çıksın, gelsin yardımcı olalım diyor Mehmet Başkanımız. Evet. Ben de onu destekliyorum. Gerçekten az çok başkanım kadar olmasa da bu işleri biz zamanında yapmıştık. Güzel paralar var burada. Hani bazen sorarlar ya, bu işte para var mı abi? Evet, bu işte para var. Güzel yani. Yani yaptığınız işe göre, yani 10 tane yaparsan ona göre var. Bir aileyi geçindirir 100 yani. 100 tane kovan bakarsan ona göre var. Onun da işi ona göre oluyor. Şimdi başkanım burada güzel bir konuştuğumuz biraz önceki ürünlerin pek çoğunu getirdi, koydu. Ne var? Ballarımız var. İşte propolisimiz var. Değişik değişik ballarımız var. Bu önümüzde görmüş olduğunuz polen. İşte şunlar arı sütü mesela. Bunlar çok güzel, hani kullanılması gereken, insanların direncini, enerjisini artıran şeyler. Başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Kıyafetleri giydik. Arıcılığa başlayacağız galiba. O öyle gösteriyor. Yine de ben Isparta'da arıcılığın çok zayıf olduğunu, bize gelen gençlerin arıcılığa yöneltilmesi, arıcılık bilgisiyle beraber arıcılığa yani intibak ettirmeleri, arıcı olmaları benim dileğim. Hı hı. Şimdi arıların ürünleri arıcılıkta her arıcı bilir. Hı hı. Tek ilk kafamıza düşündüğümüz bal, arıcı deyince baldır. Hı hı. Ama bala benzemez, o kadar çok çeşitleri var. Bugün propolis, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren tıbben kanıtlanmış bir gıda maddesi. Arı sütü, gençlik iksiri, polen, güç, sabunlarımız, kepeğe karşı, krem cilt sağlığına. Yani arıcılık da başlayıp da pişman olan yok. Ama başlamak çok önemli. Her işe başlamak önemli de arıcılık da severek, her işte olduğu gibi çalışmak, bir evi geçindirmek için 40-50 arısı olan kişi kimseye muhtaç olmadan arıcılığını yapabilir. Şimdi o arıcılık mevzusuna yavaştan girecek olursak, arıcılık gerçekten bahsettiğin gibi insanların geçimini temin edebilecek düzeyde. Peki bizim Isparta'daki arıcılarımız nerelerde ağırlıklı olarak, hangi ilçelerde, nerelerde bulunuyorlar? Bir de lafı kesmemek için ikinci bir soruyu da sorayım. Gezginci arıcılık yapıyor muyuz biz? Bizim ilimizde yapanlar var mı? Ne durumdayız o konuda? Şimdi bu yıl desteklemeler gecikti. Temmuz'da biten desteklemeler Aralık ayının 20'sine kadar devam etti. Bizdeki şu anda gezginci arıcı listesi 300 oldu. Hı hı. 440 üyenin 300'ü gezginci arıcı olduğunu ifade ediyor artık. Hı hı. En çok gezginci arıcılığı yapan Yalvaç bölgemiz var. Hı hı.
Eğirdir var, Senikat var, Isparta en sonda hemen hemen. Hı-hı. Isparta'dan şu anda gezgin arıcılık yapan 20 kişi sayamayız. Hı-hı. Gezgin arıcılık yapmayan arıcının arıcılıktan bir şey beklemesi de yersiz. Hı-hı. Neden? Arı yılda 3 defa ürün veriyor. Hı-hı. Kendi bölgemizde aldığımız bir bal var, çiçek balı. Buradan Muğla'ya, Aydın'a, Yatağan'a, Antalya'ya, Erdemli'ye, Alanya'ya kadar giden arkadaşlarımız ilk sağımlarında ilk sağım denilen balla şey çiçekle çam karışım oluyor. Üçüncü sadece çam oluyor. Her balın kendine göre de bir besi değeri var. Kalite farklılığı var. Dünyada en farklı, en iyi bal çiçek balı. Neden? Adı üstünde yani. Doğada ne kadar çiçek varsa arı onları topluyor. Geçim bakımından işi olmayan herkese en kolay, en az yatırımla iş. Evet. En kolay yani. Başkanım şimdi şu var. Bizim bölgemiz biraz önce değindin ama biraz da ön plana çıkarayım. Isparta balı diye bir marka olmasını düşünüyorum ben. Sebebi de şu. Bizim bölgemiz pek çok yeri endemik bitkilerle donatılmış bir şekilde. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde olmayan bitkiler var. Bizim bölgemizde var. Buralardaki hani ballarda arılar da ona göre çalışıyor. Ballar da ona göre oluyor bence. Daha bir farklı, daha bir güzel, daha bir şifalı olur diye düşünüyorum. Şimdi bizde hemen hemen tüm bölgelerin iki katı daha çeşidimiz var. Bal çeşidi. Yani kekik, lavanta, sedir, boynuz, püren, çörek otu, lavanta biliyorsun yani önde gelen. Bunlara benzemez daha çok. Ben bunları ayırt etmek istemiyorum esasında. Neden? Arıyı inek gibi, at gibi, eşek gibi bağlayıp da bir yerde besleyemiyorsun. Hı-hı. Arıyı koydun mu dağa, o çiçeğe binlerce, yüzlerce çiçeğe konuyor. Hı-hı. Çiçek balı denen şey normal. Ama lavanta, kekik, püren dedikleri zaman ben bozuluyorum. Ya sabit bir yerde durmuyor ki arı. Günde binlerce çiçeğe konuyor. Ağırlıklı olarak olabilir ama ya mesela bizim Kuyucak bölgemiz var. Oralarda bitki örtüsü tamamına yakın lavanta. Bana Kuyucaklar kızıyor üyelerim. Ben tamam lavanta balı ilk orada adım atıldı. Ama o kadar bölgede o kadar çok bir arıcı oluyor ki dünyanın arıcısı orada oluyor. Hı. Sanki altın var orada kazı. Hı. Ya o kadar arı geliyor aldıkları bal sıfır elde var sıfır. Evvelki yıl aldıkları balla hala ovunuyorlar. Ve tam lavanta çıkmıyor ballar. Hı-hı. Neden? O bölgede kalan sabit arıcıların belki lavanta ağırlığı fazladır. Hı-hı. Ama gezginci gelen arıcıların kesinlikle lavanta kokusu, lavanta Hı-hı. karışımı %30'u bulmuyor yani. Evet. Orada bir arıcı arkadaşlarımız da var. Var. Oradaki kalanların da çıkabilir. Evet. Çıkabilir. Ama ben hala vatandaştan yanayım. Bal bu kadar pahalı olmasın. Yani 100 liraya bal alacak, yiyecek insan Isparta 230 bin nüfus diyelim. Ben 3 bin tanesi yemez yani o balı. Yiyemez daha doğrusu. Senin görüşün şu anladığım kadarıyla. Sahtecilik, yalan, dolan olmasın. Fazla aşırı da olmasın. Yani herkesin alabileceği şekilde olsun yani. Evet. Bunun yanı sıra Isparta'da yöresel olarak ayrılan yerler var. Kuyucak mesela lavanta dedik. Hı-hı. Sütçüler buna diyoruz ki genellikle kekik. Hı-hı. Bucak'ta bir çörek otu mevzusu çıktı. Hı-hı. Çok iyi bir bal. Güzel kokusuyla, tadıyla, lezzetiyle. Gönen tarafı korunga ağırlıklı. Hı-hı. Çok korunga dikildiğinden. O ağırlıklı bal var. Ama gene de arıcılıkta en popüler ilimiz, ilçemiz Yalvaç. Hı hı. Yani Yalvaç'ta arıcı çok. Çiçek balı. Ovan sayısı çok. Çiçek balı ve sedir. Hı hı. O Akşehir belinde aşırı sediri var. Dedeçam'da baraj yapıldıydı. Onun etrafları komple sedir dikildi. Hı hı. Ama gene de yeterli mi? Değil. Hı hı. Biz şunu bilelim ilk önce. Arı olmazsa bitki örtüsü olmayacak, insanlık olmayacak. Ama hala
Arı gül toplatmaya sokuyor. Arı benim üzümlerimi delip yiyor. Arı beni soktu mu alerji oluyorum. Ya arkadaş, bugün trafikte bir dünya kaza oluyor, ölüm oluyor. Yani gül de sokan olabilir, alerji yapıp bilmem ne olabilir ama bu arı olmazsa da meyve olmuyor zaten. Evet. Soktuğunu acısına biraz katlansınlar. Evet başkanım, onu hatırlattığın iyi oldu. Biz ziraatçılar olarak da hep öneririz zaten. Teknikte de yeri var bunun. Yani özellikle bizim bölgemizde bol miktarda yetişen elmadır, kirazdır, şeftalidir ve pek çok ürünün yani tozlaşması denir ona. Yani onun en önemli sebeplerinden biri arıdır. Ancak biz görüyoruz ki bazı üreticilerimiz ya arı gelmesin benim bahçeme diye uğraşıyorlar, yaklaştırmak istemiyorlar. Tam tersi, biz deriz ki dekara mesela işte bir 3 tane, 4 tane, 5 tane arı olsa çok süper olur tozlaşma için. Hatta bunu açmak da istiyorum. Senin de böyle bu senin de böyle bir hikayen var. Arıcılığa başlama hikayen. Evet, evet. O da bunu kapsasın, örtsün. Onu bir anlatır mısın bize? Şimdi ben 93 senesinde 120 kiraz diktim. Kiraza uygun olmadığını söyleyen ziraat mühendisleri oldu. Hı-hı. Ama biz bunları dinlemedik. 10 yıllık oldu, gene kiraz vermiyor. Sen buraya dediler ki arı koy. Gittim 4 kovan arı aldım geldim. O günün parasıyla 60 liraya. Evet. 4 kovan 10 oldu, 15 oldu, 25 oldu, 50 oldu. Baktım ki kiraza 2 kat artı kar bırakmaya başladı. Kirazda bir şey yok. Kirazda bir şey. Arıya bakarsan ürünü alma ihtimali %100. Şimdi bahçe kirazlar duruyor mu? Kökledim. 120 kirazı kökledim, odun ettim. Odunu da satamadım maalesef. Yani bedava verdim. Bedava verdim. Bütün çiftçiler iyi bilsinler ki arı olmazsa meyve alma ihtimalleri çok düşük. Bunu Japonya'da, Çin'de tozlamayı, püskürtmeyi şu bizim duman körüğü gibi şeylerle yapıyorlar. Evet. Ama bizde öyle bir dua var ki yılda 4 mevsimi yaşıyoruz yani. Evet. Arıcı kovan sayısıyla çok, dünyada ikinciyiz diye seviniyoruz. Ama gene de kovan başına aldığımız balığı yükseltemiyoruz. Bizim verimlerimiz düşük değil mi? Düşük, çok düşük. Yani 15 kilo kovan başına bal aldılar mı çok seviniyorlar bizim arıcılarımız. Hı. Halbuki Ordu, Bozkır, Samsun, Niğde, Hatay 40 kiloya ulaştılar. Hem şeker mi verdiler? Versinler ya. Ben kabulüm şeker vermelerine. Hı. Neden? Nihayet arı yiyor onu. Bal yapıyor yani. Merdivenin altında hiç arı görmeden bal yapmıyor ki. Yani ondan sonra acızlanmasınlar. Ve demin dediğim gibi balı biraz daha ucuz atalım. Zararı yok. Biraz şeker verelim. Biraz daha ucuz atalım. Evet. Herkes yiyebilsin. Herkes yesin istiyorsunuz. Yesin. Hani biz salı pazarının içindeyiz. Burada akşamüstü gelsin görsünler. Kimler neler alıyor. Bu pahalılık ve ucuzluğun arasındaki farkı seyredebiliyoruz salı pazarında. Yani sabahtan alıp gidiyor parası olan. Hı hı. Ama dar gelirli, orta direkte kalmadı zaten. Burada gelen seçip seçip alıyor yazık. Hı. Böyle olmasın yani. Gelsin benden bir kilo bal alsın, 30 liraya alsın. Hı. Bal olsun, 30 liraya alsın. Herkes yiyebilsin. Biz de çok çok üretelim, satalım. Verimlerimizi İşte üretemiyoruz. Neden üretemiyoruz? Arıcılığı demin söylediğim gibi. Genellikle 300 kişi yaşlı arıcı var bizde. Hı hı. Zaten bunların çoğu emekli. Genç kişi de arıyı ikinci sıfata koyuyor işçilik tarımın içinde. Gidiyor başka bir işte çalışıyor. Geliyor akşamüstü arıya bakabilse bakıyor. Bakamazsa gene öbür işe gidiyor. Fayansçı, boyacı, demirci. Var benim içimde böyle bir sürü üyelerimiz. Birinci nokta arıcıysa arıcılığı yapacak. Ankara'da aslanım var biliyorsun. Aslı Özkır'ın dediği bir laf var. Arıcı dağa arıyı koyup gelip de karının yanında yatmayacak. Hı hı. Arı dağdaysa arıcı da arının yanında olacak diyor. Tabii yani orada durmazsan bu arı çalındı diyorlar, sel geldi diyorlar, dere yataklarına kovan koyuyorlar, tarsim sigorta yaptırıyor, seli kapsamıyor. Bir sürü sorunlarımız var bizim arıcının. Evet. Başkanım şimdi programımızın artık son dakikalarına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Üyelerine bir mesajın var mı? İletmek istediğin
Benim, birlik beraberlik açısından çok önemli bu tip kuruluş. Çok çok. Beni dinleyen tüm arıcılarımıza ilk önce selam sunarım. İkincisi, birliğimize gelsinler, birlikten kopmasınlar. Alışverişlerini birlikten yapsınlar. Biz güçlenelim, onlara da güç katalım. Ballarını alıp satma imkanı da olsun. Hani her yerde varlık varsa bolluk var. Arıcı da beni düşünsün ki aidatlar düşük diye orada burada övüneceklerine. Bizim birliğimizde aidat düşük, birliğimiz şu kadar güzel çalışıyor. Birliğe sahip çıkalım. Sahip çıkalım yani. Yoksa dışarıdan gelip de bir destekleme formu doldurmaya gelen arıcı benim yanımda arıcı değil. Çünkü yılda bir sefer gelen arıcı var benim birliğime. Ya arkadaş, olur mu böyle sahipsiz bir mal gibi? Gelsinler. Biz onlara yardımcı olalım. Malzeme alsınlar. Hem veresiye de veriyoruz biz. Yani çünkü benim üyem ise ben bunun malzemesinin parası olmadığı zaman da vermek zorundayım. O da bilsin ki o sorumluluğu vaktinde getirsin. Şimdi Mehmet abi, yani bunun bu yönleri çok önemli. Ama bir de şu yönü de var. Yani biz bir işlerle meşgul oluyorsak birlik beraberliğimizi korumalıyız. 3 gün sonra başım dara düştüğünde bu birlik nerede? Bizim sesimizi niye duyurmuyor? Bize niye yardımcı olmuyor? Dediği zaman belki birlik ortada kalmayacak. Onun için iyi günlerde birbirimize çok sıkı sarılmamız lazım. Desteklememiz lazım. Ben seni de tanıdığım için bu işler hani senin üstüne kalmış, devam ettiriyorsun. Ama bunun da hani bir morale, motivasyona, desteğe de ihtiyacı var canım. Ya 440 üyenin içinde başkan sağ ol, şu birlik şu hale geldi diyen 3-5 kişi var. Diğerleri o geliyor falan var mı filan var mı? Var arkadaş, burada bana soruyu sormayın. Ne isterseniz var. Ama bunun kıymetini bilsinler yani. Şimdi kişiler hakkında laf atarlar, söylerler, böyle derler. Ya kişinin gücü varsa yapmıştır o işi. İçinden geliyorsa yapmıştır. Ben de içimden geldi bu birliğin eski halinde, biliyorsunuz siz yani. Açılmayan, çalışmayan, arıcıya hitap etmeyen bir görüntüdeydi. Biz buraya geleli arıcının ilk önce sosyal yaşantısına bir bakalım dedik. Yazılar yazdık. Arıcıya bir vasıta lazım dedik ama karşılamadılar. Yani biz arıcının hizmetindeyiz. Gelsinler, birliği sevsinler, iyi şeyler için bir teşekkür etsinler, kötü şeyde de ben başkan şöyle yapalım desinler. Uyarsınlar. Tenkit etmesinler yani. Gelip uyarsınlar. Şimdi son olarak da şu gençler mevzusuna tekrar son mesaj olarak girelim, onu verelim. Onu herkes iyi duysun. Gençleri bu işe davet edelim. Bizim desteklediğimizi söyleyelim. Bir de şu konuda belki endişeler olabilir. Bunu hayatında ilk defa arı duymuştur da adam. Böyle bir işler olduğunu belki sen anlattıklarından heveslenecek. Ben biliyorum ki o konuları davet ettikten sonra eğitimler açısından Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde kurslar da açılabilir. Yeter ki merak duysunlar, değil mi? Bana gelen her kişiyi eğer arıcı yapmazsam gelsin, burada ne aklından geçiyorsa söylesin. Çünkü benim şu anda Dere Mahallesi'nde 3 tane arıcım var. Ben bunlara ilk başlaması için destek oldum. Şu anda gelirler mi benim yanıma? Baba başkan diye geliyorlar. Ben bu kıvanç veriyor bana bunu. Gelsinler ya, ben arıcı yapacağım onları. Yani bedava vermeyeceğim. Gelsin, arı vereceğiz, kovan vereceğiz. En azından kahvede pinekliğine gitsin, arısına baksın. Çok işe ihtiyacı olan kişiler bilhassa bu işten faydalansın. Yani Nisan'ın başında gelip bize liste halinde müracaat etsinler. Ben bunlara 440 arıcımdan 2 arı sen gönder, 2 arı sen gönder, 2 arı sen gönder. Sen gelecek sene bu arıları sana iade edeceğiz diyeceğim. Gelsinler yani. Yeter ki gençler gelsin. Bu işlere merak. Ama ben gibi 50 yaşında 60 yaşında adam gelirse ben buna bir şey yapamam. Çünkü bana gençlik lazım. Evet. Programı burada bitiriyoruz. Artık son dakikalar, son bir mesajın var mı? İlk önce sana teşekkür ederim. En azından şimdi bu programı çok kişi seyredecek. Ayaklarına sağlık. İkincisi, arıcılarım da gelse de gelmese de onlar benim üyemdir. Bu yıl desteklemelerde borcu olan 30 üyem falan gelmemiş. Destekleme formu almaya. Keşke gelselerdi. Borç borçtur. En azından o borcun
yarısını destekleme, kovanın desteklemelerinde devletten alacaklardı. Getirip bana yatırsalardı. Böyle küskünlüğü, böyle korkaklığı da istemiyorum ben. Gelsinler, derdi olanın derdine derman buluruz. İkincisi, bizim üyelerimiz ballarını ilaçtan kurtarsın. İlaçsız ballarına müşteri bulacağım. İlaç olmasın. Çünkü ilaçla kendilerini de zehirliyoruz, biz de zehirleniyoruz. İnşallah bu yıl iklim güzel gidiyor. Tüm arıcılarımın, yani arıları ölmesin, bol oğul versin, bal sezonunda bol ballar olsun, vatandaşa da yemek nasip olsun. Yüzleri de gülsün. Yüzleri de gülsün. Çok teşekkür ederiz. Sokaktan geçemem, yarefistan kesemem, fidan boylu nazine. Yarefistan kesemem, fidan boylu nazine. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün yine çok keyifli, bilgi dolu bir programı sizlere aktarmaya çalıştık. Neredeydik? Isparta merkezde Arı Yetiştiricileri Birliği'ndeydik. Sağ olsun Mehmet Uslu Başkanımız çok güzel bilgiler aktardı. Çok önemli mesajları vardı ama en önemlisini ben tekrar etmek istiyorum. Gençleri arıcılığa davet ediyor. Gelsinler, biz onlara yardımcı olacağız diyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Yine böyle güzel noktalarda, böyle güzel programlarda buluşmak, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Isparta Ticaret Borsası Yalvaç Satış Salonu, bölgemizdeki hububat ve bakliyat ticaretini daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çiftçimizin ürünlerinden yetkili personelce numune alınır. Alınan numune, görevli personel tarafından tüm toprak mahsulleri ofislerince de kullanılan analiz cihazına konulur. Rutubet, protein, hektolitre, yaş gluten, buğday sertliği ve sedim ölçülerek ürüne ait değerler tespit edilir. Analiz sonuçları ve numune görevli hububat eksperi tarafından değerlendirilerek taban fiyatı belirlenir. Daha sonra ürün numuneleri satış salonunda hazır bulunan alıcılara incelenmek üzere takdim edilir. Belirlenen taban fiyat üzerinden ürün açık artırmaya sunulur. Verilen en yüksek teklif üreticiye belirtilip onaylandığı takdirde satış gerçekleşir. Satış işlemi tescil edilerek hem satıcı hem de alıcı hukuki güvence altına alınır. Hububat ve bakliyatta güvenli ticaret ve iyi fiyat için siz de ürünlerinizi Isparta Ticaret Borsası satış salonuna getiriniz.